Dünya ile yaşıttı toprak. Sonra insan geldi ve toprağa kültürün tohumlarını ekti. Medeniyetler doğdu, yeşerdi. Akıp giden yaşama onlarca değer kazandırıldı. Bu topraklardan birine de pazar yeri adı verildi. Belediyemiz 1918 tarihinde kurulmuştur. 1953 yılında da pazar yeri ilçe konumuna gelmiştir. Osman Gazi'nin 3. oğlu Yahşi Pazarlı Bey, Osman Gazi tarafından pazar yeri havalesini yönetmekle görevlendirilmiş ve halkımız da halk dilinde pazar yerinin ismi Pazarcık olarak geçmekte. Bu Pazarcık ismi de Pazarlı Bey'den gelmekte. O dönemde Pazarlıcık denmiş. Daha sonra zamanla Pazarcık ismini almış. Ve bu Pazarcık ismi de 1953 yılına kadar devam etmiş. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde isim benzerliği yüzünden 1953 yılında pazar yeri ismi olarak ilçe merkezi olmuştur. Binlerce yıldır insanlık tarafından mesken tutulan, binlerce medeniyetin kök saldığı Anadolu, bu kültür hazinesinin en yoğun bulunduğu coğrafyalardan biri haline geldi. Anadolu'nun orta yerinde bulunan Kınık Köyü ise bu kültür atlasında yerini alıyor. Pazar yerine bağlı olan Kınık, toprağı sanata çeviren insanlara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin toprak yapısının uygunluğu sayesinde köy halkı atalarından aldığı seramik sanatını icra etmeye başlamışlar. Bugün Kınık Köyü'nde 60-70 civarında çamur atölyesi bulunuyor. Kınık Köyü, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin güneybatısında, ilçeye 7 kilometre mesafede yer alan 493 nüfuslu bir yerleşim. Köy, dere köylülerin otlak alanı olarak kullanmış oldukları Hotanlı olarak isimlendirilen yerleşim alanına kurulmuş. Tek geçim kaynağı çömlekçilik olan bu köy, ismini kurulan yeni yerleşimden sonra almış. Pazar yerindeki gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için birçok şampiyonluğu olan Fehmi Piliç öncülüğünde açılan kickboks kurslarımız da mevcuttur. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın katılabileceğiniz bu kurslar hakkında direkt olarak Fehmi Bey ile görüştük. Yani en azından dışarıdaki kavga, dövüş merakını salon içerisinde, spor dahilinde o meraklarını burada gideriyoruz. Yani herhangi bir tehlikeli bir sonuç vermeden en azından çevreye karşı daha alımlı oluyorlar. Herhangi böyle yani işte kickboks deyince herkes böyle kavga, dövüş, işte vurdulu, kırdılı bir şey anlıyor ama öyle bir şey değil. Herkesin yapabileceği tarzda, kim ne istiyorsa, maç etmek isteyen maça gidiyor, isteyen sadece spor yapıyor. Yani vücudunu geliştirmek isteyen vücudunu geliştiriyor. Yani sadece spor, böyle işte kickboks şiddetle ilgili bir spor değil. Onu söyleyeyim, onu da belirteyim yani. İlçe spor merkezi açıldığında daha da güzel aktiviteler olacak. Şimdi biz kısıtlı ortamda bu spor yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yani daha çok bir beklenti olacak. Yani şu anda halk güzel bir beklenti içerisinde ne zaman işte başlayacak, fitness yapmak istiyoruz, işte dışarıya gidiyoruz, burada yok falan. O tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde yani güzel bir spor yapma ortamımız olacak. Pazaryeri kasabasının genç yeteneklere ev sahipliği yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Bunlardan biri gençlere hitap eden Osman, namı diğer Kandelor. Kendi bestelerini kendi hazırladığı stüdyoda çekip onlara klip hazırlayan ve insanlara mesajlar yayan arkadaşımızla da bir röportaj gerçekleştirdik. Pazaryeri'ne 2004 yılında geldim. Annemin iş durumundan dolayı geldim. Burada genel olarak akşamlarımı stüdyoda geçiriyorum. Gündüzleri yazın olursa işe gidiyorum. Müzikle uğraşıyoruz yani genellikle buradayız. Bu müzikle nerelere gelmek istiyorum? Bu müzikle aslında gelmek istediğim yer kazandıklarım açısından istediğim yerdi. Yani nasıl anlatayım? Bu müzik sayesinde bir sürü dost, arkadaş, çevre edindim. Ve bu çevreyle 5-6 senedir neredeyse buradayız. Bir şeyleri değiştirebildiğimizin farkındayız ve bir şeyleri değiştirdiğimize inanıyoruz. O yüzden olabildiğim en iyi noktadayım diyelim. Hip-hop herkese göre farklı bir yaşam biçimi. Kimi aşkını, kimi savaşı, kimi de içindeki isyanı anlatıyor. Bizim için biz hem savaşı anlatıp hem de kendi argo kelimelerimizi koyuyoruz bu işin içine.
Başarılı olmak istiyorsak popüler müziğe kaymalıyız. Ama popüler müziğe kaymadığımız için buradayız hala. Burada olmak da bizi mutlu ediyor. Gerçek samimiyet ve pazar yeri şartları buna çok uygun. Bu yüzden hip hop'la kalın diyorum. Peace. Pazar yeri organize sanayi bölgesi mülkiyetinin tamamı Bilecik İl Özel İdaresi'ne aittir. 1996 yılında 138 hektarlık alanda belediye mücavir alanı içerisinde kurulmuştur. 2015 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 29 adet sanayi parseli ve 6 adet ortak kullanım sağlık tesisi, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, spor tesis alanı, arıtma tesisi ve idari tesis alanı olarak toplam 35 parsel bulunmaktadır. Bölgemizde 11 adet parsel tahsisi yapılarak 5 adet parselde 4 firma çalışmakta, 1 adet firma kapalı, 5 adet tahsis için parsellerin 3 tanesi inşaat aşamasında ve diğer 2 parselde ise projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Pazarlar kura dursun, Türkiye'nin pazar yeri var. Kuruluştan kurtuluşa yar, Türkiye'nin pazar yeri var. Kuruluştan kurtuluşa yar, Türkiye'nin pazar yeri var. Pazar yeri var, var var var. O da bizim pazar yeri yar, yar yar yar. Eskişehir Bursa arası, hey hey hey. Türkiye'nin pazar yeri var, var var var. Türkiye'nin pazar yeri var, var var var. O da bizim pazar yeri yar, yar yar yar. Bileceğin şirin kazası. Türkiye'nin pazar yeri var, var var var. Nice medeniyetler kuruldu burada. Halkı pazarcık der, ülkem pazar yeri olarak bilir. Cihan İmparatorluğunu kuran Osman Bey'in oğlu Pazarlı Bey'in emanetidir burası. Milli mücadeleden gençlik marşına konu olur Gümüşdere. Daha başını duman almış, Gümüşdere durmaz akar. Bir tabur asker ile Nazif Paşa direnir ve destan yazar. Tarihin şeref sayfalarında pazar yerinin nice kahramanlıkları var. Yani kuruluştan kurtuluşa milletimin yüz akıdır burası. Bir başkadır buralar. Yaylalar, ormanlar, dağlar, göller, ovalar. Maşallah tabiatında bin bir güzellikler var. Doğası da insanı da canı gönülden yürekten kucaklar. Gözlerini kaparsın, derin bir nefes alırsın. Pırıl pırıl bir hava. Yedi veren çileklerin kokusu da tadı da bambaşka. Gelenekler yaşar burada. Dereköy'den ağaçlar oyulur, tahta kaşıklar gelir ellere. Pişer kınık köy çömleğinde meşhur Osmanlı boncuğu fasulye. Tatlı çeker canın yemeğin üstüne. Marka olmuş bozası, yanında özel tahin helvası. Miden bayram eder, daha ne olsun agası. Şerbetçi otudur ülkemin ekmeğinin mayası. Dünyada nadir yetiştiği yerdir, pazar yeridir burası.